Mehmet, ah! Benim de başımı belaya sokuyorsun. Harp halindeyiz Sait. Daha ne düçarlar gelecek başımıza. Rosie'yi. Geceyi burada geçir. Korkmazsın değil mi? Korkuyu 5 yaşındayken anama kıydıkları vakit Rumeli dağlarında bıraktım ben. Endişelenme. Keşke inadını da bırakaydın da. Hiç değilse bize yük olmazdı. Çek git. Kendi başımın çaresine bakarım ben. Babamın yüreğinin sızlayacağını bilmesem, seni çoktan askeriye gambazlamıştım. Şu zavallı halinle başıma açtığın dertlere bak Mehmet. Ne vakit insan oluyorsun diye ümitlensem şeytanlığın ortaya çıkıyor. İmni. Uzun etme, haddini de aşma. Haddimi aşmayayım. Haddini aşan sensin. Gizli saklı tabura girmeye çalışıp taburun da benim de dengemi bozdun. Kumandanlar bir kaçağı bulmaya mı zaman ayırsınlar? Yoksa harp için ter mi döksünler? Eminim babam da evde perişan olmuştur. Ve haddini aşan benim. Öyle mi? Sen... Gözünü kahraman olma sevdası bürümüş ahmağın tekisin. Kahraman olup memleket kurtaracaksın. İsmin de dillerden düşmeyecek. Lan bu kibrin şehitlerimizin, gazilerimizin ruhunu sızlatır. Sen gerçekten vatanı sevseydin, kumandanın emrini dinler, hastaneden çıkmazdın. Sahtekarsın lan sen. Sen sahtekarın tekisin. Hüsrev baba demişti. Ne? Sait de adam olacak. Ancak senden adam olmaz Sait. Babamın biricik evladı Sait ruhunu şeytana satmış. Vah Hüsrev baba, vah. Sen hiçbir ilhak etmiyorsun. Artık canıma yetti. Bunu sen istedin. Gayri Süleyman Bey'e hesap verme vaktidir Mehmet. Git. Git hadi. Durma. Mehmet sahip olduğu tek şey. Vatanına sımsıkı sarıldı, bırakmıyor kumandanım de. Çünkü bırakmayacağım Sait. İki bacağım kırılsa da, kollarım çürüyüp kopsa da bırakmam. Anladın mı?